Adamlarım sadece beni dinlerler. Ama nedir bunlar? Bu kamyon, tüm bunlar neler oluyor? Hey, ben sana demedim mi? Çıkar aracı, çıkar. Efendinin aklı başında değil. Çıkar hadi. Kesinlikle haklısın Kim abi. O kadar büyük bir anlaşmadan sonra herkes havalara uçacak. Hangi anlaşma? Ne tür bir anlaşma Nak? Ayrıca senin anlaşmanla benim alakam... Bu evle ilgili hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. Şu andan itibaren bu evde bir daha asla kalamayacaksınız. Çünkü bugünden itibaren bu ev benim. Hey Nak. Şu an kendinde misin? Ne söylediğini biliyor musun? Ne saçmaladığının farkında mısın? Aklını mı kaçırdın sen? Hey Kim abi. Bu kadar basit bir şey anlamıyor musun ha? Ben bu evi gerçek sahibi Deveş'ten aldım. Çok yüklü bir para ödeyerek tabii. Bütün bu işçileri de sana yardım etsinler diye getir. Bavullarını al ve evimden derhal çık. Hey, lan. Yalan söyleme artık. Deveş'i nereden tanıyorsun? He? Tanısan bile Deveş senin gibi kötü biri değil, anlıyor musun beni? Bizi evsiz bırakacak bir şey yapmazdı o. Sözlerine en ufak bir inancım yok senin. İnanmıyorsan şimdi inanırsın. Anne, ne oldu? Nak amca ne anlatıyor? Bak, bunlar orijinal belgeler. Deveş bu belgeleri kendi elleriyle verdi bana. Herkes dikkatlice baksın. Devlet damgası da var. Ben herhangi bir dolandırıcılık yapmadım. Damat Kim olarak çok para kazandı. Sonsuza kadar böyle mi kalacaksın? Eğer itibarını gerçekten önemsiyorsan... O zaman buradan gidersin. Vatan sen de bir kontrol et. Bu mümkün değil. Hemen Deveş'i ara. Yalan söylüyor. Bu kimin tuzağı? Biri bizimle oyun oynuyor. Baksana Deveş. Kimin bana asla güvenmeyeceğini biliyordum. Deveş? Şimdi insanlara gerçekleri anlat hadi. Kağıtları gözleriyle gördükleri halde bana inanmayan bu insanların kafa karışıklığını gider hadi. Deveş lütfen doğruyu söyle. Evi ona sattığını söylüyor. Yalan söylüyor değil mi? Söyle. Nak doğruyu söylüyor Ratan. Artık evin sahibi o. Ben evimi ona sattım. Bu ev benim amcama ait. Yıllar önce terk edip Mumbai'ye taşındığın baban olan amcama. Sonra nasıl olduğunu görmek için bir daha hiç geri dönmedin. Ona ben baktım. Oğlu olmana rağmen sanki ölmüş gibiydin. Bu yüzden ona bakmak için ben buraya geldim. Kardeşim babası ona bir damat gibi değil bir oğul gibi baktı. O hayattayken hiç baba demedin ama şimdi bu evin kontrolünü almaya geldin. Bize haber bile vermeden evimizi gidip birine sattın yani. İnsandan olmasa bile en azından Tanrı'dan kork. Biraz utanman olsun. Ratan, kendine hakim ol. Deveş, böyle büyük bir karar almadan önce bana bir kez olsun söylemeliydin. Biz burada bedava oturmuyoruz. Hiç kiranı almadığın oldu mu senin ha? Söylesene, söyle. Tabii ki olmadı. Kira ödemediğini ne zaman söyledim ki? Bak Kim, benim evle hiçbir bağım yok.
ve hiçbir zamanda bu evde kalmayacağım, beni anlıyor musun? Neden Mumbai'yi bırakıp Devgar'a geleyim ki? Nak birdenbire iyi bir teklif yaptı. Ben de bu yüzden evimi satmaya karar verdim. Tamam mı? Deveş dinle. Burası tuğla ve çimentodan yapılmış bir ev olabilir ama biz yuva yaptık onu. Biz bu evde tüm acılarımızı ve mutluluklarımızı paylaştık. Burada pek çok rüya gördük. Bize bu evin değerini soruyorsun. Bu evde bir ailenin kaldığını düşünmedin. Okula giden iki küçük çocuk var. Onları evden çıkarıyorsun. Ben şimdi nereye gideyim? Söyle çocuklarımla nereye gideyim? Bekle bir dakika. Hey! Sessiz ol yoksa elimi kaldıracağım sana. Eğer müdahale etmeye cesaret edersen seni burada öldürürüm ben. Vay deveş. Sen çok büyük bir iş adamısın. Sadece birkaç kuruş için bir aileyi kapının önüne koyuyorsun yani. Senin görgün, vicdanın, insanlığın nerede peki? Eğer evi satman gerekiyorsa da deveş, önce bana sorsaydın. Ben onu alırdım. Bütün bunları yapmana ne gerek vardı? Eğer satın almaya niyetiniz olsaydı, bunu bana uzun zaman önce söylerdiniz. Hey deveş, saray gibi bir evini neden bu kadar düşük bir kirayla tutsun ki? Sınırlarını bil Nak. Anladın mı beni? Tamam deveş. Evini satmak zorundaydın, sattın. Ama en azından biraz zaman tanı. Çünkü biz akrabayız. Şimdi ailemle nereye gideceğim ben, söyler misin? Dediğin kesinlikle doğru. Ne dersin lan? Bir iki gün verelim mi? Bir ya da iki gün. Hadi onlara bir hafta verelim. Dediğin gibi olsun deveş. Peder bugünün dua etmek için çok uğurlu bir gün olduğunu söyledi. Bugünden sonra önümüzdeki 4 ay boyunca böyle bir zaman olmayacakmış. Yani bu zamanları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gidelim Rıda. Her şeyi toplamak zaman alacak. Hadi toparlanalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.